Birçok kanserde tedavi yöntemlerinde, ilaç alımlarında bazı hastalarımızda sık gördüğümüz saç dökülmesi oluyor. Bazı hastalarda da bu saç dökülmesi olmuyor. Peki buradaki süreç nedir? Yani neden bazı hastalar saçı dökülürken diğerlerininki dökülmüyor? Bütün hastalarımıza ilk geldiklerinde belirttiğimiz birbirinizin hastalığını sormayın, internetten bilgi araştırmayın. Çünkü örnek mesela bir bilginin orada bir cümlesini alıyor. Önünü ve arkasına zaten hakim olmasına imkan yok. O zaman yanlış kanalara neden olabiliyor kişide. İkisi de aynı meme kanseri. İkisinin de tümörü 5 milimetre. Birisinde bir yıl süren bazen tedaviler yapabilirken damardan, öbüründe sadece tabletlerle gidebiliyoruz. Bir diğerini hiçbir şey vermeden bırakabiliyoruz. Onun için niye onun kanserinde bu ilaç verilmiş, niye öbürü verilmemiş gibi birbiriyle karşılaştırma ya da internetten araştırma bu anlamda kişinin yanlış bilgilenmesine ya da yanlış kanıya kapılmasına neden oluyor. Bazı ilaçlar bazı kanserlerde bilimsel olarak çalışılarak verileri ortaya konularak gösteriliyor ki örnek A ilacı saç döken bir ilaç meme kanserinde çok etkili. Onu kullanıyorsun ama B ilaç örnek akciğer kanserinin ilk seçim tedavisinde çok etkili o saç dökmüyor. Bazen ikisi de meme kanseri birinde sadece akıllı ilaç kullanıyorsun öbüründe farklı bir ilaç kullanıyorsun. Örnek birisi diyor ki niye onun saçı hep dökülüyor benimki dökülmüyor gibi ya da akciğer kanserinde ya da kolon kanserinde ya da mide kanserinde yani her kanser tipinde bile ayrı 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 aşamalarda ya da tümörün kendi özelliğine göre bazen saç dökmeyen ilaçlar kullanıyor bazen döken. Yani saçın döken ilaç daha kuvvetli bazen öyle diyen de oluyor hastalarda. Yani hocam saçım dökülmedi acaba etkisiz bir ilaç mı veriyorsun? Öyle değil. Her ilacın etkinliği ya da kıl kökü hücrelerine olan etkinliği farklı olabildiği için saç döken ilaç illa çok kuvvetli, dökmeyen kuvvetsiz anlamına gelmiyor. Her hasta için ayrı seçiliyor. Saç dökülmesi halen pek çok klasik konvansiyonel sitotoksik dediğimiz kemoterapi ilaçlarında önemli bir yan etki ama biz biliyoruz ki hemen hemen pek çoğunda %99 diyebileceğimiz ölçüde çoğu zaten saç tedavi bitiminde geri geliyor. O anlamda da saçın dökülmesi ilacın etkinliğiyle ilişkili. Etkinliği derken kıl köküne yaptığı etkiyle ilişkili ama tümöre yaptığı etkinlik her zaman saç döktüğü zaman illa daha iyi olacak ya da olmayacak gibi genel bir kanı ya da öyle bir bilimsel kanıt yok. Yeniden hayata başlıyorlarmış gibi de olur aslında. Evet, bazen hastalarımızın saçları gelirken örnek düz saçlı hastalarımızda kıvırcık gelebiliyor. Rengi biraz değişerek gelebiliyor. Evet. Ama tabii ki bu tarz yan etkilerin çoğu geçici olduğu için normal tedavi süreci bittikten sonra normal saçına kavuşuyor. Cilt rengine çoğunlukla kavuşuyor. Bir takım etkiler biraz daha geç bitse de geçse de yine de çoğu yan etkileri zaman içerisinde kişi yok etmiş oluyor ya da vücut onu atmış oluyor. Tedavinin evreleri var mı hocam? Tedavinin evreleri var, tümörün evreleri var. Tümörün evreleri erken evre, lokal ileri evre, ileri evre gibi bir takım evreleri var. Her tümörde bu var. Onu ilk tanı sırasında çeşitli yöntemlerle, görüntüleme yöntemleri, tetkik yöntemleriyle ortaya koyuyoruz. Her evrede tümörün tedavisi değişiyor. Örnek ileri evre dediğimiz evre 4 hastalarda tedavinin evresi de değişebiliyor. Örnek bazen ilk yani bazı tümörlerde birinci seçim dediğimiz hiç tedavi almamış hastada verdiğimiz ilacın etkinliği o seçim yani o sırada verdiğimiz ilacı o kadar önemli oluyor ki ikinci seçime kalmaması gerekiyor. Yani onun altında progresyon olduğu için hem tümörün evresi var hem de tedavinin evresi var diyebiliriz.